sisteme giriş yapılır. İlk buton başvuru detayını göster butonu. Başvuru detayını göster butonundan başvuru özeti, iletişim bilgileri, hizmet başlıkları, yüklenen dosyalar ve işlem hareketleri sekmeleri bulunmaktadır. Başvuru özeti, başvuru yapan vatandaşın bilgilerinin bulunduğu kısımdır. Yüklenen dosyalar ise başvuru ile ilgili döküman ve benzeri bilgilerin yüklendiği kısımdır. İşlem hareketleri, başvurunun hangi kurumlara yönlendirildiği kısımdır. Aynı vatandaş aynı konu hakkında defalarca talep oluşturabilir. İnternet üzerinden, e-devlet üzerinden veya yüz yüze. Sisteme düşen evrak ilgili kuruma yönlendirilir. Bir takım misyonlar var. Nedir bunlar? Ekranda da paylaşıyorum. Vatandaşın devlet kapısıyla en sıcak temas noktasıdır CİMER. Bu olabiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kurumlar arasında dağıtımlı gidiyor. CİMER bu noktada çok güzel bir sistem. 3 kurumun, 5 kurumun aynı anda o bir tek kişinin dilekçesini işleme almasını ve sonuçlandırmasını sağlıyor. Ayrıca sistem üzerinden intikal eden başvuruların ilgili kurumlar tarafından işleme alınarak sonuçlandırılması ve başvuru sahibine bilgi dönüşünün sağlanması. Biliyorsunuz CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Sistemi. CİMER aynı zamanda ilimizin ve valimizin değerlendirildiği bir sistem. Yani orada başarılı olduğumuz zaman ilimizin başarısı oradan tespit ediliyor. Valimizin başarısı oradan tespit ediliyor. CİMER'de çok iyi dikkat edeceğimiz şey, kullanıcı arkadaşlarımız muhakkak her gün bir sefer bu sisteme girmesi gerekiyor. Gelen evrakları, gelen iletileri okuyacak, ilgili birimine eğer kendileri bakıyorsa kendileri ivedi olarak onun cevabını gerçekleştirecek. Kesinlikle CİMER sorumluluğumuz alt birimi de takip edecek, sık sık kontrol edecek, uyaracak. Muhakkak bekletmeden, süresi dolmadan cevap kapatması gerekecek. Açık kapının esas amacı vatandaşın işini daha da hızlı halletmek. Onun için 7 gün gibi bir cevaplama süresi var sistemimizde. Daha sonra tabii 2020 yılında da müdürlük olunca kapsamı biraz daha genişledi. Sistem üzerinden cevaplamalar, sistem üzerinden bunların sonuçlandırılması ve bizim bunları takip etmemiz gündeme geldi. Açık kapıyla ilgili de açık kapının esas amacı vatandaşın bir an önce işinin hallolması. Onun için bizim cevaplar yazıldığı zaman ilgili kuruma gönderildi veya müracaat değerlendirilecekti gibi cevaplar yazıldığı zaman vatandaşın işi daha da hızlı yürümüyor. Onun için bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bir defa başvuru yapmış olamaz. Yıllar itibariyle geriye dönük olarak 6 yılı tutuyor CİMER verileri. Dolayısıyla önceki yıllara ait ya da başvuruda şöyle bir şey görebilirsiniz. Biz sıklıkla rastlıyoruz. Konuyu yazmıyor, oturup tekrardan şikayet metnine girmiyor. Önceki başvurusunun sayısını veriyor ya da sadece tarihini veriyor. Nasıl işlem yapılması gerekiyorsa başvuru işleme alıyoruz. Yasal sürecin dolmasını beklemeksizin sonuçlandırarak başvuru sahibine bilgi vermiş oluyoruz. Yönlendirdiğini fark ettiğin zaman kullanıcı arkadaşımız onu bana iade etmeyi gayreti içerisine giriyor.